kira gelirinden, mülkü sermaye iradı gelirinden ve diğer gelirlerden, bunları da beyanname hiç vermiyoruz arkadaşlar. Ama tabii ki bu 1600 liralık tutar çok düşük ama olabilir, bunları dahil etmiyor beyannameye. 2017 için gelir vergisi dilimleri malumunuz 13 bin liraya kadar %15, 30 bin lira üstü %20, 70 bin lira için %27, 70 bin lira üstü ve 70 bin lira ya kadar olan kısmı %27, 70 bin lira üstü %35. Ücretler içinde biliyorsunuz farklı bir gelir vergisi tarifesi var. 70 bin liranın 30 bin liradan sonra. Orada da 110 bin liraya kadar olan kısmı için %27, 110 bin liranın üstünde olan kısmı için de %35 gelir vergisi dilimi uygulanıyor. Kira beyanları bu sene orijinal hale geldi arkadaşlar. Malumunuz takip ettiğimiz üzere oradaki özellik arz eden durumu, önceki yıllardan farklı olan durumu birazdan örneklerle izah edeceğim. Kira gelirlerinin beyanında 3.900 liranın bir istisna, konut istisnası var. 30 bin liralı tevkif suretiyle kesilen vergilerde de 30 bin liraya aşmadığına bakacağız. Aşmamışsa kira beyannamesini vermemize gerek yok ama tevkifat yapılmış olma kaydıyla. Tevkifat yapılmadıysa 3.900 liralık bir istisna var. Bu istisna tutarını konutlarda aşıyorsa beyanname vereceğiz. İş yerlerinde bir istisna yok. Onda 1.600 liralık sınırı dikkate alacağız arkadaşlar. Konut kira gelirleri için bahsettiğimiz bir önceki şeyde istisna tutarı 3.900 lira 2017 yılı için 3.900 lira uygulayacağız. Yine kiraların 110 bin liraya aşan 2017 kira gelirlerinin toplamı veya mevcut sermaye iradı ücretler ve gayrimenkul sermaye iratlarının toplamı 110 bin liraya aşan mükellef varsa bunlarda da 3.900 liralık istisnayı uygulamıyoruz arkadaşlar. Kira gelirlerinde giderler farklılaştı. Gerçek gider yönteminde bir değişiklik yok ama götürü gider yönteminde bir farklı uygulama var. Götürü gider yöntemini seçen mükellefler 2 yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine geçemiyorlar. Zaten bu eskiden olan bir uygulama. Götürü gider yönteminde önceden %25 olan gelir vergisi götürü gider indirimi 5000 biliyorsunuz 70.061 sayılı 2061 sayılı torba kanunu ile 5 Aralık 2017 tarihinde 1.1.2017 tarihinden geriye doğru uygulayarak yasa koyucu bunu %15 oranına düşürdü. Bu tabii ki ileride dava edilir edilmez ama beyanname verirken yani normalde kanunlar kanunilik ilkesine göre kanunlar geriye doğru yürümez. Ama burada gelir idaresi yasa koyucu 1.1.2017'den itibaren yürürlüğe koyarak geriye doğru bir uygulama oldu. Tabii ki bu hukukçuların için bunun dava edilmesi gerekir diye düşünüyoruz ama şu an beyanname verme aşamasında mevcut kurallara göre beyanname vermenizi veya itirazı kayıtla vermenizi öneririz. İtirazı kayıtla verip bunun dava konusu yapabilirsiniz. %15'lik tutar götürü giderde %15 oran uygulayacaksınız 2017 gelirleri için. Bunu atlamayın. Bu yöntemle ilgili örnek yapacak olursak, mükellefa sahip bulunduğu gayrimenkul için 13.900 lira kira geliri elde etmiş. Bununla ilgili götürü gider tespiti nasıl olacaktır dersek, 13.300 lira, 13.900 liradan 3.900 lira istisna tutarına düşeceğiz. 10 bin lira kalan tutar olacak. Bunun %15'ini götür gider olarak indireceğiz ve beyan edilecek vergi matrahı 8.500 lira olarak hesaplanacak. Yine mükellef ve sahip bulunduğu gayrimenkul iş yeri için serbest meslek erbabı olan mükellef C'ye bürüt 40 bin lira kira geliri elde ederek kiralamış ve 40 bin lira kira geliri elde etmiş. Bunun beyanı nasıl olacak diye düşünürsek bu götürü gideri burada istisna olmadığı için 40 bin lira zaten kazancın bürüt tutarı olmuş oluyor. Bunun %15'ini götürü gideri olarak değerlendireceğiz. Yani 6 bin lira net safi irat 34 bin lira olmuş olacak.
kira gelirlerinde gerçek gider yönteminde indirilecek gider toplamı için bir formülümüz vardı. Gerçek gider yönteminde giderin ne kadar indirilebileceği ile ilgili. Bu toplam giderle vergiye tabi hasılatı çarpıp toplam hasılata böldüğümüzde gerçek giderleri istisna hariç kira gelirine isabet eden tutarını hesaplamış oluyoruz. Buradaki gerçek gider yöntemindeki örnek bir örneğimizde de mükellefe sahip olduğu 2017 kira geliri için 32 bin lira kira geliri elde etmiş. Başka geliri bulunmamış, bulunmadığı gözüküyor. Ve 8 bin lira harcama yapmış ve 8 bin lira gerçek gideri hasılatla nasıl değerlendireceğiz? Bunun hesabını gösteriyoruz. Normalde 32 bin liradan 3.900 lirayı düşüyoruz. 28.100 lira bizim aslında istinad sonrası kazanç kira gelirimiz. 8 bin lira çarpı 28.100 bölü 32 bin lira aldığımız kira geliri. Yani 7.025 lira gerçek gider payımız olmuş oluyor arkadaşlar. Kira gelirlerinin beyanında gider fazlalığı nedeniyle zarar oluşması halinde maliye bu zararları 500 süreyle indirme imkanı var. Ama gayrimenkulün değerinin azalması gibi değer azalması ile ilgili bir zarar oluşmuşsa bunun indirimi söz konusu değil. Bununla ilgili sadece gider gerçek gider yöntemini seçip de gider fazlalığından dolayı bir zarar oluşması durumunda bu zararı ertesi yıla devredebiliyorsunuz. Zaten bütün gider yöntemini uyguladığınızda o kira geliriyle ilgili bir zararın oluşması söz konusu değil arkadaşlar. Yıllık beyannameye dahil edilen gelirlerden yapılan indirimler kısaca başlıklar halinde sorarlarsak şahıslara sigorta primi için ödenen primler indirim yapılabilir. Eğitim ve sağlık harcamaları indirim yapılabiliyor. Bağış ve yardımlar indirim yapılabiliyor. Sponsorluk harcamaları indirim konusu yapılabiliyor. Bakanlıkça veya bakanlık kurumca başlatılan yardım kampanyaları indirim konusu yapılabiliyor. Kızılay Derneği'ne ve diğer Türkiye Yeşilay Cemiyeti'ne mahpus karşılığı yapılan bağış ve yardımlar indirim konusu yapılabiliyor. Bir de diğer kanunlarla göre tamamı indirim konusu yapılan bağış ve yardımlar var. En önemli birkaç indirim üzerinde durup diğer indirimler sunumların tamamında detaylı olacağı için ve web sayfasında olduğu için onları biraz es geçeceğim. Zamanımız da sınırlı olduğu için bizi maruz görmek olurlar. Sitemizden hem Ticaret Odası'nı hem de İstanbul Meslekte Birlik Derneği'ni sitesinde indirebilirsiniz. Onu da belirtmiş olayım. Sigorta primlerinde 1/2013'ten sonra elde edilen gelirler için verilecek yıllık beyannamelerde bireysel emeklilik dışındaki kalan şahıs sigortalı için ödenen primler beyan edilen gelirin 115'ine kadar kısmı geliri oluşması halinde beyan üzerinden indirim konusu yapılabiliyor. İndirim konusu yapılacak tutarın hesaplanmasında beyan edilen gelir olarak yıllık gelir vergisi beyanlarında yer alan indirimler ve geçmiş yıl zararları düşürmeden önceki tutarlar dikkate alınacaktır. Zaten örnekleri gördüğünüzde de bunları daha rahat anlayacaksınız. Şahıs sigorta primlerinde önemli olan emeklilik sistemine ödenen primler dikkate alınmıyor. Mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait biriki primlerin alındığı hayat sigortalarına ödenen primlerin %50'si ölüm, kaza, hastalık gibi analık, doğum, tahsil, şahıs sigorta primlerinin de tamamını gelir vergisi beyannamesinden indirim konusu yapabiliyorsunuz. Şahıs sigorta primlerinin indirim konusu yapılabilmesi için iki kriterimiz var. Bir, gelirin %15'ini aşmamış olması. İki, asgari ücretin yani 2017 yılının başında uygulanan asgari ücretin yıllık tutarı yani 21.330 liralık tutarı aşmamış olması gerekir. Eğitim ve sağlık ve harcamalarıyla ilgili
İşte eğitim, sağlık harcamalarıyla ilgili harcamaları beyan edilen gelirin %10'u aşmaması şartıyla yıllık beyannameyle bildirilen gelirlerden indirilebilir. Tabii ki eğitim ve sağlık harcamalarının Türkiye'de yapılması ve gelir ve kurumlar vergisi mükellef olanlardan yapılması gerekir. Özellikle bize sorulan sorularda üniversiteler, vakıf üniversitelerine yapılan sağlık harcamalarının gelir vergisinden indirim yapılabilir mi? Kurumlar vergisi mükellef olmadıkları için bunlara ilişkin ödemeleri maalesef indirim konusu, gelir vergisinden indirim konusu yapamayacaksınız. Bununla ilgili bilgi bu şekilde. Küçük çocuk tabiri 18 yaşını doldurmamış veya tahsilde olan ve 25 yaşını doldurmamışları ifade etmektedir. Aynı şekilde bakmakla yükümlü olduğunuz çocuklar evlilik olduğunda yani vesaire ayrılmış olsanız bile sizin bakmakla yükümlü olduğunuz veya onun velayeti size ait bir çocuğunuz varsa bununla ilgili mutlaka eğitim giderlerine indirim konusu yapabilirsiniz. Ama bakmakla yükümlü olmadığınız veya eş çocuk ve kendinize ait olmayan herhangi bir eğitim veya harcama giderlerini, sağlık giderlerini indirim konusu yapmanız mümkün değil. Bağış ve yardımları da kısaca değineceğim. Sınırlı indirilecek bağış ve yardımlar ve sınırsız indirilecek bağış ve yardımlar var. Sınırlı indirilecek bağış ve yardımlar Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınanlara yapılan ve gelirin %5'i kadar olan geliriniz varsa indirebileceğiniz %5'i kadar olan makbuz mukabele yapılan bağış ve yardımlardır. Sınırsız indirilecek bağış ve yardımlarsa genelde genel ve bütçe ve kamu idarelerine, özel idareler gibi kamu kurum ve kuruluşlarına, okul, sağlık tesisi 100 yatak fazlası kapasitesi az olmamak üzere, öğrenci yurdu gibi, çocuk yuvası gibi bir tesis yapmış ve ilgili kurumlara vermişseniz bu harcamalarınızı tamamını sınırsız olarak indirebileceksiniz. Okul, sağlık tesisi, öğrenci yurdu veya diğer tesislerin ile mülki idare amirlerinin izni olan ve denetimine tabi olan ibadethane, camiler yani burada kastedilen cami yaptırdıysanız da bu kapsamda gelir vergisi mükellefinden aynı zamanda kurumlar vergisinden de bu zaten getirildi. İndirim konusu yapma imkanınız var. Burayı biraz kısa geçeceğim. Sponsorluk harcamaları dediğimizde amatör dalı spor dalları için %100'ünü